Doğrusal fonksiyon ne demektir? Birinci dereceden denklem demektir. Yani arkadaşlar y eşittir mx artı n şeklindedir. Bu m sıfır olabilir n sıfır olabilir ama kesinlikle x kareli x küplü bir ifade olamaz. Bundan dolayı a eksi 2 sıfıra eşit olmalıdır. Çünkü x küp diye bir şey yok a 2 olmalı. Yine x kare diye bir şey olamaz doğrusal fonksiyonda bu yüzden arkadaşlar b 3 olmalı. Haliyle fx denklemi 2 verdik 0, 3 verdik 0, 2 artı 3'ten 5x artı 2'dir. Böylece fb yani f3 5 çarpı 3, 15 artı 2'den 17 d şıkkı oldu. Birim fonksiyon demek içeride ne varsa dışarı o çıkıyor demek. İçeride ne var? x. O zaman arkadaşlar dışarıda x çıkacak. Peki x'in katsayısı nedir? 1. O zaman m 3 neye eşit olmalı? 4'e şey pardon 1'e yani m buradan 4 oldu. Peki x'in yanında bir sayı var mı? Sabit sayı yok. Demek ki n-2 0 olmalı. n bu yüzden 2 oldu. Gelelim şimdi aşağıya arkadaşlar. Sabit fonksiyon ne demek? gx eşittir. k şeklinde x'in olmaması demektir. x'in olmaması için böylece a kaç geldi? 1 arkadaşlar. Buna göre a 1 olduğu için 1. n'yi zaten 2 bulduk. M'yi de kaç bulmuştuk? 4. Toplamları 6 yaptı. C şıkkı oldu. Eşit fonksiyon demek her şeylere eşit. Yani katsayıları aynı, dereceleri aynı. Bu yüzden x kare bx, b eksi 1 çarpı x kareye eşit olmalı. Her derece kendi açısından eşit olacak. Bu yüzden b bakın 2'dir. Yine x'in katsayısına bak şimdi. Eksi a artı 3. Doğru mu? Eksiyi dağıttığın an eksi a artı 3. Diğer tarafta x'in kat ne? 4. O zaman buradan da arkadaşlar a eksi 1 oldu. Şimdi geldik sabitlere. Sabitler de kendi içinde birbirine eşit olmalı. c eksi 4 buradan 1 olduğu için c 5 oldu. Şimdi f fonksiyonuna bakalım. x kare a'yı ne bulmuştuk arkadaşlar? Ee, orada eksi 1. Gerçekten zaten böylece 4x oldu. Sonra c 4'ten dolayı da c yi yine bulmuştuk. 5. Böylece bu da 1'di. Bundan dolayı f fonksiyonu a neymiş? Eksi 1. b neymiş? 2. c neymiş? 5. Bundan dolayı f 6'yı istiyor. 36 artı 24 artı 1'den 61 c şıkkı. Tek fonksiyon arkadaşlar x'lerin dereceleri tek olandır. Çift fonksiyonda x'lerin dereceleri çift olandır. Buna göre şimdi f fonksiyonu tek fonksiyon demek x kareli terimin olmaması lazım. Bundan dolayı a artı b sıfır olması gerekir. fx arkadaşlar direkt 4x olur. Tamam mı? Gelelim gx fonksiyonuna. Burada da x'li bir terim olmaması gerekir. Bu yüzden b eksi 4 sıfırdır. b'yi 4 bulduk. b'yi 4 bulduğumuz için de a ne geldi? 4. Artık yazıyorum. Gx fonksiyonu x kare artı 3 oldu. Benden ne istiyor? F a artı gb. A'yı arkadaşlar eksi 4 bulduğumuz için f eksi 4. G'yi de 4 bulduğumuz için g 4'ü istiyor. F eksi 4 eksi 16. G 4 16 artı 3'ten 19 toplamları 3 geldi. C şıkkı oldu. Gerçek sayılardan gerçek sayılara birebir fonksiyonu veriliyor demiş arkadaşlar. Birebir fonksiyonda x kareli bir ifade olamaz. Niye biliyor musunuz? x kare olduğu zaman f-1 f1 eşit olur mesela. f-2 f2 eşit olur. Bu yüzden x kare olmamalı. m eksi n 4 eşittir 0 olur. m eksi n buradan arkadaşlar ne gelecek? 4. Şimdi bakıyoruz fx eşittir n eksi m çarpı x artı 2 fonksiyonu. Koy şimdi x gördüğün yere 3'ü. 3 çarpı n eksi m artı 2. m eksi n 4 ise n eksi m nedir? Eksi 4. 3 çarpı eksi 4 artı 2. Eksi 10 oldu arkadaşlar cevap. A şıkkı. Çizebildiğiniz her soruda grafik çizerseniz çok daha mantıklı olur. Ancak ben şimdi size şöyle denklem mantığıyla göstereyim. Burada arkadaşlar mutlak değerde birbirine eşit değerler çıkabilir. Birinci yol tek tek şıkları deneyip hepsini görmek. Hangisi eşit değilse tanım kümesi olur demek. İkinci yolda şunu dersiniz. X büyük eşit 1 için bu dışarı nasıl çıkıyor arkadaşlar? Olduğu gibi. Böylece denklemimiz 2x eksi 1 oluyor. Tamam mı? Eğer arkadaşlar fx x 1'den küçükse ne olarak çıkıyor? 1 eksi x olarak çıkıyor. Böylece 1 eksi x artı x'ten de a gitti. 1 oldu. O zaman arkadaşlar bu fonksiyona birden küçük değerler verdiğimiz zaman sabit fonksiyon oluyor. x küçüktür 1 için x küçük eşittir 1 için sabit fonksiyon oluyor. O zaman a fonksiyonunda 0 ve 1 eşit değerler çıkacak geç. b fonksiyonunda eksi 2 eksi 3 eşit çıkacak geç. c fonksiyonunda 0'dan itibaren hepsi arkadaşlar 1'e eşit olacak geç. Eksi 3 ve 0 olduğu için sabit fonksiyon orası geç. 2, 3, 4 kaldı elimizde bir tek. E şıkkıymış cevabımız. fx doğrusal fonksiyondur denmiş. f2, 4, f4, 6 olduğuna göre. Doğrusal fonksiyonda ne yapıyoruz arkadaşlar? Fonksiyon mx artı ne diyoruz. Bundan dolayı fx eşittir mx artı n olduğundan 2 verdiğinde 2m artı n 4'e eşitmiş. Sonra 4 verdiğinde 4m artı n 6'yı eşitmiş. Taraf tarafa çıkar. 2M eşittir 2'den M'ye bakın 1 oldu. M 1 olduğuna göre n'e ne geldi? 2. Fonksiyonumuz fx eşittir. X artı 2 oldu. Demek ki 5 verirsek arkadaşlar 7 olacak. F 7 oldu o zaman 9'a eşit olacak. Burayı hallettik burayı hallettik. En son F 9 kaldı. F 9'da 9 artı 2'den 11 oldu. B şıkkı fx nasıl sabit fonksiyon olur? İşin içinde x var. Şöyle olur arkadaşlar. Yukarı payla aşağıdaki payda eğer sadeleşirse x'ler giderse o zaman sabit fonksiyon olur. Örnek 2x artı 4 bölü x artı 2 sadeleşince böyle bir sabit sayı gelir. Bundan dolayı ne deriz biz aslında bunlarda? x'in kat sayısı olan m'nin aşağıda x'in kat sayısı olan eksi 3 oranı sabit olan 12'nin sabit olan m eksi 12'ye oranına eşit olur. Bundan dolayı m çarpı m eksi 12 eşittir eksi 36'dır. m buradan kaç olabilir bir düşünelim bakalım. Ee, 6 versek oluyor sanki değil mi? Evet m'ye 6 verirsek 6 çarpı eksi 6'dan eksi 36 oldu. Fonksiyonu kontrol edin bakın gerçekten anlayacaksınız. 6x artı 12 bölü eksi 3x artı 6. Şimdi yukarıyı 6 parantezini al. X artı 2. Aşağıya eksi 3 parantezini al. Şurayı düzelteyim. Eksi 3 eksi 6 olacak burada. Aşağıya eksi 3 parantezini al. X artı 2 bak. Fonksiyon aslında eksi 2'ye eşitmiş. Bundan dolayı bir kere biz zaten M'yi ne bulduk? 6. F2 nedir? Ne verirsen ver artık. Eksi 2'dir. Bundan dolayı cevabımız 4 olur. D şıkkı. Sıfırdan sonsuza tanımlı bir doğrusal fonksiyon arkadaşlar bir kere birebirdir. Yani onunla ilgili hiçbir tartışma yok bile. Bakın doğrusal fonksiyon yatay doğrular çizdiğiniz zaman hep tek noktada keser. Zaten ezbere bile bilin bence. Doğrusal fonksiyon direkt arkadaşlar budur. Şimdi gelelim e, şeye. Azalan mıdır? A. Bir fonksiyonun doğrusal fonksiyonun eğimi pozitifse o fonksiyon daima artar. Burada gördüğünüz gibi Yanlış. Örtenlik kısmına gelelim arkadaşlar. Örtenlik içinde şunu düşüneceğiz. Biz burada sıfırla sonsuz arasında bunu sınırlamışız. Ama reel sayılara gitmiş. O zaman bu örten olamaz. Neden biliyor musunuz? Şimdi siz buna şöyle düşünün arkadaşlar. Bu fonksiyon x'e sıfır verdiğinde y'si kaç? Eksi 2. x'e sıfır verdiğin, y'ye sıfır verdiğinde x'i kaç? 2. Nereden başlıyoruz x'e değer vermeye? Sıfırdan. Fonksiyonun grafiği bu. Ama örten fonksiyon için nasıl anlıyorduk? Yatay doğruları böyle çizdiğinizde grafiği her noktada kesmesi lazım. E bu reel sayılarda grafiği burası hiç kesmedi. Bu yüzden örten değildir. Yalnız bir olur. Tavsiyem mümkünse arkadaşlar grafik çizerek halletmek örtenleri birebirlere. Bu fonksiyonun örten olması için topu topu elimizde 4 eleman var. O zaman arkadaşlar B kümesine her bir eleman birer kere gitmeli. Yani şöyle bir şey örtenliği bozar. F1 A olsun. F2 de A olsun. O zaman mecburen arkadaşlar F3 B'ye gitse F4 D'ye gitse bile bak C açıkta kalıyor. Bundan dolayı eleman sayısı az olduğundan örten olması için her bir eleman farklı bir elemana gidecek. Yani aslında bir nevi burada birebir fonksiyon sorusu gibi çözeceğiz bunu. Böylece birinci eleman dört yerden birine gidebilir. İkinci eleman artık diyelim A'ya gitti. İkinci eleman arkadaşlar 3 yerden birine gidebilir. Üçüncü eleman 2 yerden birine gidebilir. Dördüncü eleman mecburen bir yere gider. Gösteriyorum bakın. Burada 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Temsili olarak şöyle düşünün. 2'nin mesela 4 hakkı var ya. B'den yana kullansın. Mecburen bir arkadaşlar mesela 3 hakkı olsun. C'den yana kullandı diyelim. O zaman 3'e kaç tane kalıyor? 2 hak kalıyor. 4'e kaç kalıyor? 1 hak dediğim gibi fonksiyon örten fonksiyon. Kesinlikle birebir çözme niyetim yoktu. Ancak 4 tanecik eleman var. dört tane de kutu var. ABC'li kutulu olarak düşünürseniz 4 farklı oyuncak dört tane çocuğa her birine en az birer tane dağıtmakla aynı şeydir. O yüzden birebir ve örtenleri daha iyi yapmak için hep söylüyorum ben. Permütasyon ve kombinasyonun iyi anlaşılması lazım. Bunu şöyle yazayım. 4 farklı oyuncak 4 çocuğa her birine en az bir tane dağıtmak şartıyla kaç farklı şekilde dağıtırızla aynı yorumdur arkadaşlar bu. fx 3x 4 verilmiş. Doğrusal fonksiyonlar birebir fonksiyondur. Hemen işaretleyebilirsiniz. Çünkü doğrusal bir fonksiyon bakın işte yatay doğruları çizdiğin zaman yatay doğru testiyle anlarız malum birebiri. Bu şekilde her nokta her doğru bir noktada kesiyor grafiği. x üzeri 4 artı 5 Çift fonksiyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi haliyle siz bir örnekle bile patlatabilirsiniz bunu. X'e eksi 2 verseniz, X'e 2 verseniz gördüğünüz gibi eşit oluyorlar. Bu yüzden bu ee, birebir fonksiyon değildir. Hatta grafiğini çizeyim size bunun. X üzeri 4 artı 5 böyledir. Çizdiğinizde arkadaşlar iki noktada keser grafiği. Gelelim 4 artı mutlak X'e. Burada da mesela eksi 2 versen de 2 versen de aynı yere gitmiyor mu? Bunun grafiğini de çizeyim size. Şöyle bir grafiktir çizdiğiniz zaman yatay doğruları iki noktada keser. Bundan dolayı sadece 1 oldu arkadaşlar A şıkkı. Ezberi seven arkadaşlar için şunu diyebiliriz. Kaç tane sabit fonksiyon tanımlayacağız derlerse bu ikinci kümenin elemanı kadar sabit fonksiyon tanımlarız. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi ne verirsek verin 4'e gitmesi lazım veya 5'e gitmesi lazım veya 6'ya veya 7'ye veya 8'e. İşte bu kadar fonksiyon olur. Şuralara ne verdiğinizin önemi yok. Bunlar gördüğünüz gibi toplam en fazla 5 tane oluyor. A şıkkı. Birim fonksiyon demek içeride ne varsa dışarı o çıkıyor demektir. Bu yüzden 2A-4 oldu gördünüz mü? Yine G fonksiyonu da sabit fonksiyonmuş. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. T diyelim. F fonksiyonu F kare köka ne demek? F kök A çarpı F kök A. Yani içeride kök A var kök A çıkar. Yine kök A var. Kök A çıkar. Dolayısıyla oradan da A gelir. G A da arkadaşlar bilmiyoruz. Ona da T diyelim. Tamam mı? Bunlar böyle gördüğünüz gibi birbirine eşit. T'ler birbirini götürdü. 2 A eksi 4 eşittir. A oldu. A da bakın 4'müş. E şıkkı. Evet gerçekten bu güzel bir soru. Yani yorumu bence iyi. Örten fonksiyon soruları çok sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Yani basit gibi olan sorular da var ama zorlayıcı yorum soruları da var. Burada bir olayı görmezseniz zaten yapma imkanınız yok. O da ne? Anlatayım size. Bir doğrusal fonksiyonun örten olması için tam sayılardan tam sayılara tanımlı olmak şartıyla tabii. Yoksa reel sayılarda öyle bir sıkıntı yok. Tam sayılardan tam sayılara tanımlıysa arkadaşlar bunun ax artı b olduğunu düşünün bakın. a ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Niye biliyor musunuz? Eğer a 1 ve eksi 1'den farklıysa haliyle her zaman x tam sayı çıkmaz. e Tam sayılardan da tam sayılar o zaman tanımlı olmadığı için sıkıntı çıkar. Fonksiyon bırak bazen e, örten olmayı fonksiyon bile olmayabilir. Örnek 2x artı 3 fonksiyonu. Bu şimdi böyle olsun. Bakalım örten mi? Diyelim sonuç arkadaşlar 4 olsun. Sonuçta değer kümesinde bir 4 elemanı var mı? Var. Buna gidecek olan x elemanı bakalım tanım kümesinde neymiş? Şimdi x'ine geldi 1 bölü 2. Ama tanım kümesinde böyle bir eleman yok. O zaman bakın gördüğünüz gibi 4 açıkta kaldı örtenlik gitti. Haliyle arkadaşlar x'in katsayısı sayısı 1'den farklı olduğu için payda da sayı oldu. E payda da sayı olmaması için ya böyle olması lazım böyle bir k bölü eksi 1 ya da böyle bir k bölü 1 şeklinde olması gerekiyor ki tam sayılardan tam sayıları örten olsun. Böylece anladık ki burada fx arkadaşlar x nokta nokta ya da fx eşittir eksi x nokta nokta olmalı. Buna göre 4m eksi 7 1 olursa m kaç geliyor? E, 2 geliyor değil mi? fx eşittir x artı 4 oluyor. f2 de buradan arkadaşlar 2 artı 4'ten 6 geldi. İkinci adım 4m eksi 7 bir de eksi 1 olabilir. m bu yüzden 3 olur arkadaşlar. Şey 2 pardon ya 3 bölü 2 oluyor affedersiniz. Böylece fx eşittir eksi x artı 3 oldu. Buradan da f2 ne geldi? 1. Bunların alacağı değerler çarpımı 6 çarpı 1'den 6 a şıkkı. Önce bir a'nın tanım kümesini bulalım arkadaşlar. A tanım kümesi neymiş anlayalım. A'nın tanım kümesi demekten ziyade a'yı bulalım. Karesi 1 ile 27 arasında olan sayılar nelerdir? 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. A kümesi bunlardan oluşuyor tam sayı olarak. Bir de neylerden oluşuyor? Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5'ten oluşuyor değil mi? Çünkü tam sayı demiş negatifleri de olur. Buna göre şimdi bakalım. A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu birebir ve bir örten fonksiyondur. Birebir örten demek S A eşittir S B demektir unutmayın. Bu bilgiyi hatırlatmış olayım. Böylece arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 8 elemanlı oldu B kümesi. B'den C'ye tanımlı G fonksiyonu birebir ve içine fonksiyondur. Birebir içine olması için ne olması lazım? Şöyle düşünün. Örten olmaması gerekiyor. Örten olmaması için de arkadaşlar haliyle ikinci kümenin elemanlarının daha fazla olması lazım ki yetmesin. Bakın şimdi. Basit bir örnek vereyim. Bu 2, 3, 4 şeklinde olsun. Bu 5, 6, 7, 8 şeklinde daha büyük eleman olsun. Siz bunu Farklı farklı yerlere götürmeye çalışsanız bile açıkta eleman kalıyor. Bu yüzden bir fonksiyon örten değilse tanım kümesinin eleman sayısı görüntü kümesinin eleman sayısından küçüktür. Böylece arkadaşlar 8'den büyük olması lazım SC'nin burada da haliyle en küçük alacağı değer 9 oldu E şıkkı. Bir fonksiyon orijine göre simetrikse arkadaşlar tek fonksiyondur. Onu baştan belirteyim. Bu bir İkincisi tek fonksiyonların çift fonksiyonların arkadaşlar tanım kümesi hep şöyledir. Eksi a'ya a. Öbür türlü grafik kayar olmaz. Bakın şimdi. Mesela bir fonksiyon olsun tamam mı? Eksi a ile a arasında olduğu için böylece simetri almanızda sıkıntı olmaz. Ee, fazla olan eksik olan yeri yoktur. Ancak bakın şimdi. Siz gittiniz bunu eksi 4 ile 7 aralığında aldığımız. Bak şimdi görüntüye dikkat et. Buraya kadar simetrik ama 7'den sonra devam ettiği için arkadaşlar burası fazlalık kalacak. Şu simetrik olan kısımlardan arta kalacak. O yüzden fonksiyon e, bizim tek fonksiyon kuralımızı sağlamaz. Ya da bakın bir örnek göstereyim size çift fonksiyon üzerinden. Şimdi fonksiyon diyelim eksi 2 ile 2 arasında tanımlı olsun. Y'ye göre simetrik çift simetriktir çift fonksiyon olduğu için. Ama eksi 2 ile 3 aralığında siz bunu yapsanız ne olacak biliyor musunuz görüntü? Bak dikkat et şimdi. Şurası fazlalık kaldı. E siz bunu sola doğru katlayınca örtüşmeyecek. O yüzden burada A-3 diğer tarafın eksi katına eşittir. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız böylece öğrenmiş olsun. Güzel de bir yorum bakın. Eksi 2 olmuş oldu. Her şeyi de zaten ezberleyemezsiniz arkadaşlar. Böyle bazen yorumlayarak görmeniz gerekiyor. Daha iyi öğrenirsiniz. Bundan dolayı tanım kümesinin ne olduğunu gördük. Eksi 5 kapalı, 5 kapalı. A'yı eksi 2 bulduğumuz için. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere F'a eşittir, eksi F B'ymiş. F'a dediğimiz ne? F eksi 2 arkadaşlar. F eksi 2 neye eşittir? Eksi F 2'ye eşittir. B de buradan 2 oldu işte haliyle 2 kere eksi 2 eksi 4. B zaten 2 olduğu için 6 toplamları da 2 yaptı. E şıkkı.